Ah yaş. Gelin çocuklar şöyle oturun. Gelelim abla, gelelim oturalım, tamam da ya niye geldik gene biz buraya? Ne oldu söylemedin de ha? Dün konuştuğumuz konu aciliyet kazandı. Yıldız'a böyle hayırlı bir kısmet bulmamız lazım. Yahu niye biz buluyoruz? Niye biz buluyoruz ya? Kendi bulamıyordu ondan. Tek başına halletmesi mümkün değil. Ha, tamam, tamam ablacığım da yani biz nasıl bulacağız ya? Ya ne bileyim Emir, şöyle bir araştıralım. Belki öyle onun da hoşuna gidebilecek böyle uygun birini buluruz ha? Araştırma yapalım. Uygun biri. Peki kriterlerimiz nedir? Kriterlerimiz başta zenginlik. Aa, çok şaşırdım. Tabii. Ay heyecan bastı. Ben de. Ben iddialıyım ama. Uyudu yavru kuşum. Evet. Ne söyleyecekseniz şimdi söyleyin. Yıldız şimdi biz seninle bir şey konuşmak istiyoruz ama kızmak yok. An itibariyle sinirlendim bile. Yıldızcığım kızılacak bir şey yok. Biz senin için bir araştırma yaptık. Hı? Konumuz nedir? Hayırlı bir kısmet. Hı hı. Baktık senin bir şey becereceğin yok. Biz el attık konuya. Ay sen de mi Rukiye abla? Çeteye onu da mı aldınız? Kızım bak içimizde en çok sosyeteyi tanıyan Caner. Bir izin ver, bir dinle, otur. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki hepimiz ayrı ayrı köşelere çekilip kendi kaynaklarımızı sana sunduk ve sonuçlar müthiş. Çok iyi anladım canım. İşsizliğinize de denk gelen bir dönem olduğu için büyük bir proje olarak ele almışsınız. Sağ olun. Hacı konuş sen. Dinle. Otur hadi. Gel. Şöyle otur. Ay ne diyeyim ben size. Bir bak. Evet ben başlıyorum. Hazır mıyız? Evet. Benimki ihtiyar delikanlı, 65 yaşında tekstil zengini, 2 kez evlenip boşanmış, 1 minik kızı var. Çok tatlı, Başak Burcu, yükselende boğa. Çocuklu istemez canım. Ayrıca ben artık beyaz saçlıları istemiyorum. O devir kapandı. O zaman benim adayıma bak. Bak buna ben de bayıldım. Bak. Hay bu bir türkücüye benziyor. Kimdi o? Türkücü dediğin adam kim biliyor musun? Mardinli altın tüccarı. Ay istemez. Ama sen böyle armudun sapı üzümün çöpü dersen ahiret mekarı gibi evde kalacaksın kızım. Anneciğim armudun sapıyla üzümün çöpü daha iyi bunlardan. Ama yalnız bu ne kadar amatör bir sunum ya. Şimdi benim yaptığım dosyayı bir görün. Ondan sonra kararınızı verin. Ha, sen bir saat ortadan bunun için mi kayboldun? Tabii. Kırtasiyeye gittim, ozalitçiye gittim. Boy boy fotoğraflarını bastırdım. Buyurunuz efendim şöyle bir kontrol ediniz. Ay korkuyorum bakmaya. Hadi. Hadi aç. Yok yapamayacağım. Ay daha ilkinde olmaz öyle. Yok. Hadi ikinciye bak, üçüncüye bak. Ay çevirin şunları ters. Vallahi yüzlerini bile görmek istemiyorum. Of Yıldız annen haklı ama yani sen de kimseyi beğenmiyorsun. Kesin evde kalacak belli oldu. Ya bunlar da beğenilecek biri mi vardı Allah aşkına? Yok mu başkası? Yani var. Var aslında ama o da olmaz. Niye olmuyormuş? Olmaz çünkü sana bakmaz be Yıldız. Tahmin etmiştim. Niyeymiş canım o? Ya adamın bütün sevgilileri böyle uzun boylu, esmer, kara kaşlı, kara gözlü kızlarmış. Üstelik yani hepsi görmüş, geçirmiş, okumuş, yedi lisan bilen zengin tipler bunlar Yıldız'cığım ha. Yıldız sen boydan ve kilodan kaybediyorsun kızım. Sırf boy kilo olsa neyse her şeyden kaybediyor bu. Ay çok teşekkürler saçımı yeşil gözlü olduğum atlanmasın. Neyse. Bunlar hallolur da esas daha büyük bir sorun var. Bana bak Caner, sakın evli falan deme tamam mı? Hayır canım, evli değil. Müzmin bekar. Çok sevindim. Yok, bu iş çok zor. Niye? Zor çünkü yani daha önce evlenmiş birini evliliğe ikna etmek kolaydır. Çünkü adamın başı daha önceden yanmış. O yüzden evlilik masasına oturtmak kolaydır. Ama hiç evlenmemiş birini evliliğe ikna etmek imkansız. Bir dakika, sen şu adamın bir fotoğrafını göster de ona göre konuşalım ya. İyi. Çok yakışıklı. Kaç yaşında bu? 40. 40 mı? Ben de 30. Olur mu dersin ya? İyi birine de benziyor. İstanbul'un en gözde büzgün bekarı. Hadi ya. Bana bir şeyi yapamayacağımı söyleyin ve nasıl yapacağımı izleyin. Öyle diyorsun Yıldız'cığım da o kadar kolay olmuyor. Çünkü bu iş için para lazım, güzel kıyafetler lazım, ev lazım, araba lazım, han lazım, hamam lazım. Ya canım benim ben eski holding geliniyim. Bu işleri biliyorum ben. Ayrıca bir sürü de kıyafetim var. Daha fazla neye gerek var ki şimdi fakirleştim mi diye diyorsun. Yahu Yıldız'cığım zenginler de zenginlerle evlenmek istiyor işte. Aynen öyle arkadaşlar bu iş yaş. Biz hepimiz toplansak o arabanın tekerini alamayız.
Ya bırak arabayı, ben şu anda Rukiye ile yaşıyorum. Hakikaten ya. Bu Halit'in vakfı bakmıyor mu şu ev işine? Sokakta mı kalacak çocuğu adamın? Evet ya. Ne kadar ilgisizler ama arayacağım ben onları, tamam mı? Halledecekler bu ev işini. Peki tamam, diyelim ki bunların hepsini hallettik. Yıldız'ın boyunu nasıl uzatıp onu esmer göstereceğiz ha? Ay çok basit, tamam mı? Topuklu denen bir şey var. Ayrıca saçıma da peruk falan hallederiz. Onlar önemli değil. Şimdi benim aşkım beni bir tanısın da zaten o kadar çok sevecek ki artık sarışınları tercih edecek. Ay anneciğim çok heyecanlandım. Yakışıklı, sorunsuz, yeni aşkım. Peki Caner, bu adamı biz nereden bulacağız? Aa, bak o kolay ablacığım. O kolay. Bu tiplerin gittiği zaten belli yerler var. Hep birkaç araştırma yapacağız. Nereye gidiyormuş öğreneceğiz. Ondan sonra gideceğiz. Yıldız, adamın dikkatini çektin, çektin. Bundan sonrası sende. Çekeriz yani, var. Sen şimdi yerleri araştır o zaman. Ben de yeni aşkım için kendimi hazırlayayım. Çünkü kendisini çok beğendim. Vallahi bak, kalbim atmasa sizin hiçbirinizi dinlemezdim. Şimdi sevincimi yarıda kesip şu vakfı bir halledeyim. Ara ara. O iş hallet. Ben de araştırmalara başlayayım o zaman. Hadi bakalım. Ne oldu? Bir şey kaçırdın mı? Oo abla, çok şey kaçırdım. Olaylar.